Merhaba arkadaşlar, ben Güven Ünal'dı. Bugünkü konum Galataport İstanbul. Hadi hep beraber Galataport İstanbul'u tanıyalım. Bağcılar Kabataş tramvayına binerseniz Tophane durağında indiğinizde Galataport'a çok rahat ulaşabilirsiniz. Proje kapsamındaki peyzaj düzenlemesiyle hayata geçirilen tarihi Tophane Meydanı İstanbul'un ilk müze meydanı oluyor. Tophane Top Fabrikası, Kılıç Ali Paşa Camisi, Tophane Çeşmesi ve Nusretiye Camisi'nin içinde yer aldığı bu tarihi dokunun içinde Galataport bir cazibe merkezi olacak. Peyzaj düzenleme çalışmaları bitmemiş, hala devam ediyor. Çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Projede yer alan tarihi 1848'e ulaşan Tophane Saat Kulesi çok özel bir teknikle yerinden kaldırılarak restore edildi. Saat Kulesi 19. yüzyılda Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan ve üzerinde kendisine ait bir tuğra bulunan bu yapı şehrin ziyaretçilerini ağırlıyor. Galataport İstanbul 1.7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1.2 kilometreye sahil şeridine kapsayan dünyanın en önemli destinasyon projelerinde yer alıyor. Düşük katlı yapıları mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içinde mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliğiyle ziyaretçilerine nefes aldırıyor. Sağlıklı ve güvenli kültür, sanat çalışma, alışveriş ve yeme içme deneyimi sunuyor. Bu proje ile şehir tarihi limanı bir yandan dünya standartlarında bir kruvazer limana ve yeni bir destinasyona dönüşürken bir yandan da 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan sahil şeridi erişime açıldı. Galataport İstanbul 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu da İstanbul'u ziyaret edeceği öngörülüyor. Dünya çapındaki benzer projeler için bir ilham kaynağı olan proje, dünyada ilk kez hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemiyle yerin altından kurgulanan terminale ev sahipliği yapıyor. Tarihi liman ise İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı olmaya devam ediyor. Bu yerde yuvarlak noktalar halinde görülen kapak sistemi havaya kalkıyor ve bir perde oluşturuyor. Ve bu perdeden yolcular bu merdivenlerden terminale iniyorlar. Ve kafelerden, restoranlarda bulunan halk da efendim denizi göremiyoruz, bu perde duvar bizi engelliyor diye kokoş ablalar da böyle mızmızlanıyor. Şezlong şeklinde böyle oturma alanları var. Halk uzanıp denizi rahatlıkla seyrediyor ve dinleniyor bu alanlarda. Galataport'ta ezan dinlemek bir başka oluyor. İstanbul'un okunan bütün ezanları buradan duyulabiliyor. 250 adet perakende ve yeme içme noktası bulunuyor. Projede 20 metrekareden başlayan 2000 metreye kadar çıkan farklı büyüklükte mağazalar bulunuyor. Galataport İstanbul'un %40'lık yeme içme oranıyla şehrin yeni gastronomi mahallesi konumuna geliyor. Galataport sahasında barındırdığı İstanbul Modern, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sanatın Türkiye'deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapıyor. Aragüler Müzesi'nin yeni sergisi Denize İnan Yol, Galataport'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 31 Ocak 2022'de sona erecek. Bu tip sanat ve tasarım etkinlikleriyle çevresindeki kültür sanat etkinliklerinde %72'lik bir gelişme sağlayacağı öngörülüyor. Hemen yolun kıyısında Borusan binasının yanında Aragüler sergisi. We'll be right back.
Galataport Otoparkı'na böyle içeriden asansörle ulaşılabiliyor. Galataport'un 2400 kişilik otoparkı var. Çevrenin de otopark sorununa büyük bir çözüm olacağı düşünülüyor. Galataport'a geldiğinizde birçok yeme içme alanlarına ve alışveriş merkezlerine ulaşabilirsiniz. Her türlü markanın şubeleri, bayileri burada bulunmakta. Galataport yapım aşamasında çok karşı çıkıldı. Fakat halk 200 yıl sonra sahile kavuşmanın heyecanını yaşıyor ve bütün bu tartışmalar unutulmuş gözüküyor. Arkadaşlar, benim de şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı, bildirim zilini açmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Başka bir konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.